Terör kavramının retorik olarak kullanılması Bir araştırmada terörün 109 farklı tanımının olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde şu şekilde ifadelere oldukça sık rastlamaktayız. Terörün gerçek tarifi, asıl terörist, yapandır. Onlar bize terörist diyorlar. Oysa ki, tüm bu tanımlamalarda terör, platonik bir ideaymış gibi ve onun gerçek anlamını garanti eden de sanki ideasıymış gibi ele alınmaktadır. Aslında Wittgenstein'ın göstermiş olduğu gibi dilin toplum tarafından paylaşılan ve toplum içinde öğrenilen bir aletler yani tools koleksiyonu olduğunu ve hepimizin büyük bir dil oyununun parçası olduğunu unutmamalıyız. Dilin sosyolojik yapısını kavradıktan sonra terörün tanımı ile ilgili cümlelerimizi şu şekilde düzeltebiliriz. İnsanlar terör kelimesiyle genelde şunu kastetmektedirler. FBI'nin tanımına göre teröristler veya Hizbullah'ın tanımına göre teröristler, bu şekildeki ifadeler terörün tanımlarının masum olmadığını, bu tanımların belli çıkarlar ve ideolojilerle bağlantılı olduğunu fark etmemizi sağlayacaktır. Bu konun dediği gibi, doğrunun güç vasıtasıyla üretimiyle karşı karşıyayız. Gücün bir vasıta olarak kullanılma yollarından biri de dilin nasıl kullanılması gerektiğinin dikte edilmesidir. Terör kavramı ilk kez 1789 Fransız devrimi sırasında gündeme gelmiştir. Bizim günlük kullanımımızın aksine burada Yakobenler tarafından kullanılan terör kavramı pozitif bir anlam taşıyordu. Çünkü Yakobenler ortaya koydukları terör denen şiddet içeren eylemleri barış dolu bir ortama erişmek için gerekli görüyorlardı. Günümüzde ise terör hepimizin çok iyi bildiği gibi negatif bir anlam taşımaktadır. Terörün bu negatif anlamından dolayı herkes mücadele içinde olduğu rakiplerini terörist olarak nitelendirmeye çalışmaktadır. Bu durumsa bir kişinin kimine göre özgürlük savaşçısı olarak, kimine göre de terörist olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Örneğin birçok kişinin terörist bir örgüt olarak nitelendirdiği Hizbullah'ın kurucusu Fadlallah şöyle demektedir: Kendimizi terörist olarak görmüyoruz. Çünkü biz terörizme inanmıyoruz. Yurdumuzu işgal edenlere karşı savaşmak terör değildir. Biz kendimizi kutsal bir savaş için savaşan mücahitler olarak görüyoruz. Fadlallah, organizasyonunun faaliyetlerini özgürlük için savaşmak olarak tanımlayarak meşrulaştırmaktadır. Diğer yandan FBI ise terörü şöyle tanımlamaktadır. Terör, siyasal yahut toplumsal bir takım amaçlar uğruna bir hükümeti, Sivil nüfusun tamamını ya da bir bölümünü sindirmek yahut zorlamak için bir kişi ya da mülke karşı gücün ve şiddetin kanun dışı kullanımıdır. FBI'ın tanımında masum insanlar yerine sivil nüfus teriminin kullanılması yahut hükümete yani devlete karşı yürütülen faaliyetlerin üzerinde durulması FBI'ın konumuyla alakalıdır. Tarihsel olarak terör kavramı ilk kez Fransız Devrimi'nde devletin uyguladığı terörü belirtmek için kullanılmıştır. Diğer yandan 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına ait Lahey Anlaşmaları ve 1949'da imzalanmış olan Cenevre Anlaşmaları gibi uluslararası anlaşmalar devletlerin de suç içeren faaliyetlere karışabileceğini göstermektedir. Şu halde terör, kullanıcılarının kimliklerinden değil, metotlarının ve kurbanlarının doğasından doğan ahlaki bir sorundur. Sivillere saldırmak etik açıdan kötü kabul edilir. Çünkü ordular güçlü silahlar ve toplarla donanmışken siviller onlara ancak zayıf ve çıplak elleriyle karşılık verebilirler. Ancak diğer bir yandan yüksek teknolojiyle donanmış ordulara karşı savaşan pek çok asker veya militan da aslında orduların karşısındaki sivillerden pek farklı durumda sayılmazlar. Çünkü onlar da gelişmiş bombardıman uçakları karşısında aynı güçsüz ve umutsuz durumdadırlar. Habermaz bu asimetrinin ortaya çıkardığı ahlaki soruna şu şekilde dikkat çekmektedir. Ancak elektronik olarak kontrol edilen tasarım harikası ve çok amaçlı kullanıma uygun füze kümelerinin havadaki yok edici gücüyle karadaki Kalaşnikof'larla donanmış sakallı ilkel savaşçı kümelerinin asimetrisi ahlaken tiksindirici bir görüntü olarak öylece durmaktadır. Terör kavramının retorik olarak kullanımının en ilginç örneklerinden biri, Amerikalıların Afgan mücahitlere karşı tavrında görünmüştür. Amerika, Afgan mücahitleri kutsal savaşçılar olarak ilan etmiş ve onlara Sovyet işgaline karşı verdikleri savaşta yardım etmiştir. Taliban'ın saldırıları Amerika'yı hedef almaya başladığında ise kutsal savaşçılar teröristlere dönüştüler ve teröre karşı savaşın da ilk hedefleri haline geldiler. Her şiddet eylemi taraflar arasında diyaloğun kurulmasını daha da güçleştirmekte, her sivil yahut masum insanın ölümü ulusların yahut kurbanların mensubu olduğu kabiledeki üyelerinin intikam duygusunu körüklemekte ve böylece zincirleme şekilde intikamcı reaksiyonlar şiddet dalgalarına sebep olmaktadır. İntihar eylemcilerinin arasında yapılan bir araştırma bu eylemcilerin birçoğunun savaşta yakın bir akrabasını yahut sevdikleri bir kişiyi kaybettiğini göstermektedir. Bu araştırma, dünya barışının her şiddet eylemi sonucunda bu eylemler zincirleme intikam hissi uyandırdığından daha da çok tehlikeye girdiğini doğrulamaktadır. Derrida, dünyadaki her terörist faaliyetin kendisininkinden daha önce devlet tarafından gerçekleştirilmiş olan bir terörizme, terörizmden farklı isimler alan ve inanılırlığı az ya da çok olan meşrulaştırmaların altına gizlenmiş bir terörizme, nefsi müdafaa olarak karşılık verdiğini iddia ettiğini söyler. Şiddeti uygulayanların eylemlerini meşrulaştırmak için başvurdukları dilsel kullanımların arkasında yatan motivasyon onların bizimle olup olmamalarına bağlıdır. Kudinin Terörizmin Ahlaka Adlı Makalesinde alıntıladığı şiir, terör kavramının retorikleşmesini ironik bir şekilde şöyle sorgular: Bomba atmak kötüdür. Bombardımansa iyidir. Lafın özü terörün anlamı. iktidar tacını kimin giydiğine bağlıdır. Kodi şiddeti uygulayanların eylemlerini meşrulaştırmak için başvurdukları dilsel kullanımların arkasında yatan motivasyonun onların bizimle olup olmamalarına bağlı olduğunu söyler. Amerikalı felsefeci Thomas Capitan terörün retorik olarak kullanılmasının zararlarını çok güzel açıklamaktadır. Retorik anlamlı siyasal tartışmayı susturmada kullanılır. Normal koşullarda neden diye soracak olanlar terör konusunda yumuşak yaklaşımda olan biri olarak, etiketlenmekten korkarlar. Retoriği militan şekilde kullananlar, eleştirel yaklaşımla tavizkar yaklaşımın farkını bilinçli şekilde tahrif etmek için retoriği kullanırlar. Retoriğe boyun eğenler, kendi hükümetlerinin sadece terörist faaliyetlere karışanlara karşı değil, teröristlerin içinden çıktığı halka karşı da, çünkü teröristler de çoğunlukla sivillerdir ve pek de içlerine karışmadan sivillerle birlikte yaşarlar giriştiği şiddet içeren eylemlerini destekleyerek intikam ve kısas halkasını güçlendirmektedirler. Sonuç, sivil hedeflere karşı siyasal olarak motive olmuş şiddetin, terörizmin başka herhangi bir adı altında, kısas yahut karşı terörizm adı altında artması olmuştur. Teröre dair retorik yalnızca gücün dilini bilir. Kendilerini dayanılmaz adaletsizliklerin kurbanı ve kendilerine baskı yapanları da kabul edilebilir tavizlerle anlaşmaya varmaya isteksiz görenlerse, şiddete daha çok şiddetle cevap vermeye kalkarlar. Terör kavramının retorik olarak kullanılmasının, bu retoriği kullananlar açısından zararlı olabilecek bir sonucuysa, birbirinden farklı hatta birbirine düşman olan grupların, şiddet eylemleri çevresinde birleşmelerinin, koalisyonlar kurmalarının kolaylaştırılmasıdır. Örneğin El-Kaide, cihadı ve diğer İslami kavramları, Şiilere karşı da aynen Amerika'ya karşı yaptığı gibi retorik olarak kullanmış ve Afganistan'da Şii katliamları yapmıştır. Şiiler ve El-Kaide, İslamcı teröristler gibi bir başlıkta birleştirilirse ve teröre karşı savaş da bunların karşısındaki diğer kamp olarak konumlandırılırsa, kitle imha silahlarına sahip olduğu düşünülen İran'ın, bunları El-Kaide ile paylaşmaya karar vermesi bu grupları aynı başlıkta birleştirenler için yeni felaketleri beraberinde getirmez mi? Ayrıca siyasi meselelerde halkının çoğunluğu Müslüman olan devletlerin, üzerinde görüş birliği varabilmiş oldukları siyasal konulara ender rastlanmaktadır. Bu konulardan biri ise Filistin sorununda Filistin halkına adaletsizce davranıldığının düşünülmesidir. İsrail'le mücadele eden Filistinli grupları terörist başlığı altında El-Kaide ile aynı kefeye koymak, dünyanın bir yanında Filistinlilere karşı daha sert tepkilere neden olabilir. Ancak aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde de El-Kaide taraftarlarını arttırmaya yarayacaktır. Bir eylemi teröre karşı savaş veya cihat terimleriyle etiketleyerek bu eylemin doğru olduğunun tartışmasız kabul edilmesini istemek etik açıdan kabul edilemez. Bu tarz retoriklerle şiddet uygulayanlar eylemlerinin her türlü soruşturmanın üzerinde olduğunu iddia ederler. Oysa İsimlendirmelerle yahut kavramları çıkarlara uygun tarif etmekle yapılan eylemlerin haklı veya haksız olduğuna dair tartışmaların üzeri örtülemez. Yapılması gereken her eylemi diğerlerinden ayırarak analitik bir bakış açısıyla incelemektir. Bütün eylemleri tek başlık altında tek bir sepete atmak, her biri sebepleriyle, hedefleriyle diğerlerinden farklı olduğundan dolayı yanlıştır. Ayrıca kamuoyunu yönlendirmede bu yöntemin yararlı olduğunu düşünenler Farkında olmadan düşmanlarının sayısını artırabileceklerini unutmamalıdırlar.